Ulusal Birlik Partisi'nin ay sonu yapılacak kurultayında genel başkanlığa aday olan Nazım Çavuşoğlu, Hamza Ersan Saner, Ersin Tatar, Ünal Üstel, Oğuz Ceyda ve Zorlu Töre bugün Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi'ne giderek üye listelerini talep etti. Adaylar, üye listelerinin onaylı ve mühürlü olması gerektiğini ancak kendilerine CD içinde verildiğini belirterek durumu protesto etti ve CD'leri almadı. UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'ü eleştiren adaylar istifa çağrısında bulundu. Basın açıklama yapan adaylar daha sonra kendi aralarında değerlendirme yapmak üzere parti genel merkezinden ayrıldı. UBP Genel Merkezi'nde basın açıklama yapan Oğuz Ceyda, adayların listeleri görerek onaylaması, mühür vurulması ve bu şekilde teslim alması gerektiğini belirterek bugün bunun gerçekleşmediğini, listelerin adaylara CD'de verildiğini kaydetti. Ceyda, bazı CTP'lilerin UBP üyesi olmamalarına rağmen isimlerinin listelerde yer aldığını söyledi. UBP Genel Başkan Adayı Ünal Üstel de üyelik başvuruları ve itirazların yapıldığı dönemde 7000 kişi olan üye sayısının 9000'i geçtiğinin görüldüğünü söyleyerek böyle düzen olmaz, gerekeni yapacağız dedi. Başkan adayı Ersin Tatar da UBP Merkez Yönetim Kurulu'na parti meclisini toplantıya çağırarak sıkıntıları konuşma daveti yaptı. Tatar, partiye önemli hizmetleri dokunmuş kişilerin üye listesinden dışlandığını savunarak bu durumu kınadı. Tatar, demokrasi katledilmiştir dedi. Ersan Saner de partinin 40. yıl dolayısıyla kutlama yapılmamasını eleştirerek başladığı konuşmasında üyelik başvurusunun son günü olan 15 Ağustos'ta üye sayısının 7000 civarındayken bugün bu sayının 9000'e yükselmesinin normal olmadığını savundu. Özgür Gün'ü sağduyuya davet eden Saner, adaylarla bir araya gelerek mutabakata varması gerektiğini belirtti. Nazım Çavuşoğlu da Özgür Gün'ün kendine biat edenleri üye yaparak üye sayısının yükselttiğini iddia etti. Kurumsal yapı hiçe sayılarak mühürlü imzalı teslim edilmesi gereken listenin CD içinde verilmesini eleştiren Çavuşoğlu, bu şekilde kurultaya kadar listede oynama yapılabileceğini savundu. Zorlu Töre de Özgür Gün'ün bir önceki kurultayın mahkemeye gitmesine yol açtığını, bugün de listelerde sorun yaşandığını belirtti. Töre partiye uzun yıllardır emek veren kişilerin üye listelerinde yer almadığını, ancak üye olmayanların, başvuru formu doldurmayanların listelerde yer aldığını ileri sürdü. UBP Genel Başkanı ve Başkan Adayı Hüseyin Özgürgün ise kurultayın 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde ilk kez üye sistemiyle gerçekleştirileceğini, hazırlıkların devam ettiğini belirtti. Yeni tüzüğün hazırlanmasının ardından kurultay tarihinin belirlendiğini ve UBP'nin koalisyon hükümetinde yer aldığını söyleyen Özgürgün, kısa sürede yaşanan bu gelişmeler nedeniyle ciddi sıkışıklıklar yaşandıklarını kaydetti. Özgürgün uzun saatler boyunca yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. Kurultaya yönelik çalışmalarla ilgili bilgi veren Özgürgün, tam demokratik bir sistemin uygulanacağını kaydetti. Özgürgün, çok adaylı olması sonucunda dedikodu ve itirazlarla karşılaştık dedi. Listelerin sağlıklı olduğunu, değiştirilemeyeceğini söyleyen Özgürgün, mühürlü olanlar ile CD'dekilerin aynı liste olduğunu belirtti. UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün dışında genel başkanlık için aday olduklarını açıklayan adayların UBP binasından çıktıktan sonra gerçekleştirdikleri toplantının ardından Kanal Sim haber merkezinde konuşan Ersin Tatar, genel başkanlık için adaylar olarak bir araya gelerek bir değerlendirme yaptıklarını söylerken kesin üye listelerini imzalı ve mühürlü olarak tekrardan talep ettiklerini vurguladı. UBP Genel Başkan Adayı Zorlu Töre'de yazılı bir açıklama yaparak kurultay amaçlı kurulduğunu iddia ettiği hükümetin hem UBP'nin hem de ülkenin iyi yönetilmediğinin açık göstergesi olduğunu öne sürdü. Töre, hükümetten çekilebileceklerini söyleyenler 2 ay önce neden bu hükümeti kurdular diye sordu.